Yöresel yemekler, geleneksel kıyafetler, Abazya'nın el sanatları Bursa'da sergilendi. Kolay gelsin. Türkiye'nin sadece belli başlı şehirlerinde yapılan Bienal artık Bursa'da da var. O yüzden Bursa'ya Bienalimiz hayırlı olsun diyoruz. Abazya Cumhuriyeti temsilcilerinden oluşan bir heyet Bursa'yı ziyaret etti. Kente giden heyeti Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı karşıladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ulu Sanat Topluluğu'nun Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlediği Abazya Günleri etkinliğine ilgi yoğundu. Serginin açılışını Abazya Cumhuriyeti temsilcileri yaptı. Abaz kıyafetleri, kültür mirasını simgeleyen aletler, kama ve Abaz yemekleri tanıtıldı. Sergi sonrasında Abazya'nın tanıtımı için sempozyum düzenlendi. Bağımsızlıklarını gençlerin vatanına kendisini adamasıyla kazanmış bir devlet. Biz nasıl ki... Sempozyumda Abazya'nın dünü ve bugünü anlatıldı. 54 ülke üzerinde Abaz nüfusu var. Göç etmiş bir şekilde oraları yerleşmiş, oraları vatan bellemiş. Ve en büyük özelliklerinden biri... Vatan kaybetmenin ne olduğunu bilen bir millettir. O yüzden bulunduğu vatana dört elle sarılıp o vatanı kendi en kutsalıymış gibi gören milletlerden biridir Abazlar. Abazya Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Valeri Rahşimoviç Buganda tarafından Abazya'nın resmen tanınması gerektiğini vurguladı. Abazya Cumhuriyeti genç olan ama derin bir tarihi olan bir devlet. Tabii ki bu uzun yıllar süren bir mücadelenin sonunda bu kazanımlar elde edildi. Binlerce genç kardeşimiz, binlerce vatan evladımız bu uluslararası arenada bilinmemizin önemi bu sebeple biraz daha önemli kılınmaktadır. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Feridun Yılmaz, Abazya Cumhuriyeti heyetine öğrenci anlaşması sözü verdi. Doğrudan o coğrafyadan bize gelen öğrenciler de dahil olmak üzere hayli kalabalık bir öğrenci grubumuz. O coğrafyadan gelen öğrenci grubumuz var. Bunlar bizim kültürel varlığımızı burada fazlasıyla zenginleştiriyorlar. Etkinlikler sonrasında Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Aykut Bektaş, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Erman Sülük, Abazyalı temsilcilerle özel bir toplantı yaptı. Geç kalınmış işler ama bizim de öncülüğümüzde, Abazya Federasyonumuzun öncülüğünde Bursa'da bunun ilkini başlattık. Kurucu şehir Bursa'da bunun ilkini başlattık. Öncelikle tabii işin kültür tanıtımı, kültür kısmı. Kurtuluş Savaşı'nda beraber savaştığımızı ve akabinde Cumhuriyeti beraber kurduğumuzu da göz önünde bulundurarak bu kardeşlerimiz bizim için çok saygın ve kalbimizde ayrı bir yerleri vardır. Ve aynı zamanda bu kardeşlerimizin bir ata yurdu olduğunu gördük. Çok güzel bir vatanları var. Ve o sadece samimi duyguların gerisinde aynı zamanda da jeopolitik olarak da Türkiye için çok önemli bir konumda Abhazya. Heyetler arası görüşmede Abazya Cumhuriyeti'nin tanınması için Vatan Partisi'nin somut adımlar atacağı vurgulandı. Daha sonra briefing salonuna geçeceğiz.